Ne yazık ki hatırlıyoruz onların hain darbe girişiminde neler yaşandığını ekranlarımızdan izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Hangi terör örgütleriyle işbirliği yaptı efendim? Buyurunuz, bununla başlayalım. Sezen Hanım, şimdi FETÖ denilen ihanet şebekesinin ilişkide olduğu terör örgütlerini sayarken şüphesiz içte ve dışta ikiye ayırmak en doğru mantık olur. Çünkü bahsettiğimiz örgüt bugüne kadar şu an gelinen noktada anlaşıldı ki yeryüzünde gelmiş geçmiş en sinsi ve en tehlikeli bir yapılanma. Dolayısıyla böylesi geniş kapsamlı ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış örgütün şüphesiz içte ve dışta ilişkide olduğu birçok kirli, birçok karanlık nokta ve örgüt ve şebekeler var. Şimdi bunu daha iyi kavrayabilmek için hem bugünü değerlendirmek hem de terörü zihinlerde bir konuma oturtmak gerekir. Ki terörü eski dönemlerde hatırlayalım, bilinen terör anlamıyla işte lokal belli siyasi fraksiyonlar için kurulmuş yapılanmalar olarak görürdük, algılardık. Fakat gelinen noktada terör ve terör örgütleri öylesine bir evrim yaşadılar ki bunları kullanan o emperyalist yapıların bu noktalarda elde ettiği başarıdan dolayı, onlar açısından elde ettiği verimden dolayı artık düzensiz bir ordu konumuna evrildiler ve çevrildiler. Ve şu an zaten gerek Libya'da, gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek dünyanın diğer coğrafyalarında artık bu örgütlerin sıradan terör örgütü olmadığı ve benim bu bahsettiğim yapılara taşeron bir düzensiz ordu olarak faaliyette bulunan yapı olduğu ortaya çıktı. Ki ben bütün bu yapılar içerisinde ana omurga, esas ana merkez nere derseniz ben FETÖ'yü ayrı bir yere koyarım. Zira FETÖ tam tersi diğer örgütlerin onunla işbirliğine geçtiği ve ilişkide bulunduğu bir yapı haline dönüştürüldü. BOP denilen bir proje, işte dünyayı ele geçirmek üzere bir takım maksatlı eylemlere girişen yapının esas kullandığı ana nüve FETÖ haline dönüştü. Özellikle zaten o bahsettiğimiz şebeke ve yapılar İslam dünyasına, Türk dünyasına sızabilmek için FETÖ'yü inanılmaz ölçüde etkili olarak kullandılar ve bugün Sayın Erdoğan'ın bütün o yurt dışında yaptığı ziyaretlerde gerek Afrika'da gerek Kafkasya'da gerek Orta Doğu'da sürekli olarak o FETÖ'yü o ülkelerde dile getirmesinin ve ne büyük bir tehlike olduğunu anlatmasının sebebi de bu. Şimdi bu pencereden baktığınızda evet FETÖ bu bahsettiğimiz büyük Orta Doğu projesi veya işte dünyayı ele geçirmek üzere bir takım emeller peşinde koşanların elindeki ana aktör örgüt olduğunu belirtmekte büyük fayda var. Zaten yaşadığımız hadiseler ve geldiğimiz noktada bunu çok net teyit ediyor. Ama lokale döner, biraz daha özelleştirirsek FETÖ'nün ülkemiz içerisinde ilişkide bulunduğu örgütleri PKK ve DAEŞ olarak rahatlıkla adlandırabilirsiniz. Ki keza aslında görmesini bilene özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o ortaya saçılan delillerle ve bugün geldiğimiz noktada yapacağımız basit sorgulamalarla bu ilişkiyi çok rahat görebilirsiniz. Ki keza basit bir örnek vereyim. Bu darbe girişimine kadar neredeyse her gün bir terör saldırısıyla uyandığımız, neredeyse her gün bir can kaybı yaşadığımız terörün ülkemizde artık bittiği, şükürler olsun sona erdiği günleri yaşıyoruz. O zaman şu soruyu sormakta büyük fayda var. Ne oldu da bir anda PKK denilen bir başka eli kanlı katil terör örgütü bu noktaya gelebildi? Ne oldu da DAEŞ diye birilerinin bize süslediği ve sahneye sunduğu örgüt ülkede nefes alaması hale geldi? İşte bütün bunları masaya yatırdığınızda bahsettiğimiz örgütlerin FETÖ üzerinden ülkemizde yapılandırıldığını ve eylemlere giriştiğini net olarak görebiliyorsunuz. Örnek 2016 ki bana göre çok talihsiz bir yıldır. Ankara'da sadece 5 ayda yüzden fazla şehidimizin olduğu 3 büyük terör saldırısıyla karşılaştık. Keza yine Gaziantep'te sokak düğününe yapılan o kanlı saldırıda 56 yanlış hatırlamıyorsam vatandaşımızın can kaybına sebep olan ve DAEŞ'in üstlendiği sözde bir terör saldırısı söz konusuydu. Yine gelelim Elazığ'da yapılan terör saldırısı. Bugüne kadar yaşanan en büyük terör saldırısıydı Elazığ ilimizde. Şimdi bütün bunların hepsinde dikkat ederseniz sahada farklı aktörler var. Yani PKK var, DAEŞ var ve hiç ön planda görünmeyen bir FETÖ gerçeği var. İşte bütün bu yapıları aslında entegre bir yapı olarak çalıştığını görmekte bilmekte büyük fayda var. Ve bu yapıya bir basit örneği de şöyle adlandırayım. Suriye ve Irak coğrafyası. Amerika'nın, İsrail'in kana buladığı ve bugün dünyanın en kirli coğrafyası haline dönüşen bölgede artık orada bulunan
paralı katillerin sayısı bilinmiyor. Orada bulunan terör örgütlerinin sayısı bilinmiyor. Ve orada da gene bir tavşan tazı denklemiyle PKK'nın bir uzantısı olan YPG ve yine o coğrafyada ona tazılık yapan, tavşanlık yapan bir DAEŞ örneği var. Ve bunların at koşturduğu dönemde o yapılarda hatırlarsanız hemen yanı başımızda, sınırlarımızda yaşanan terör hadiseleri gerçekleşiyordu. Burada işte o bahsettiğimiz coğrafyada silahları, eylemlerde kullanılacak malzemeleri bulup araziden sınırımıza kadar getiren DAEŞ'ti. Sınırımızdaki bu malzemeleri terörde kullanmak üzere içeriye, ülke sınırlarının içerisine alan ve onu ta eylem yerine kadar refakatla getiren FETÖ'ydü. Bunu da eyleme dönüştüren PKK'ydı. Şimdi bu ilişki yıllarca yürüdü. Bu kirli ve kanlı ilişki yıllarca beslendi bir takım odaklar tarafından ve en sonunda biz bu kayıtları yaşadık ki buna Reyhanlı saldırısı da net ortadadır. Reyhanlı'da da hatırlarsanız çok kanlı bir saldırıyla yüz yüze kaldık ve o saldırı neticesinde ciddi can kaybı yaşadık. Ve bugün geldiğimiz ve soruşturma sonucunda elde ettiğimiz bilgilerle net ortaya çıktı ki FETÖ yapısı o saldırıya hamilik yapmış ve o saldırıyı örtbas etmek ve gerçekleşmesi için de inanılmaz gayretler göstermiş. Şimdi bütün bunları alt alta üst üste koyduğunuzda FETÖ, PKK ve DAEŞ arasında çok kirli bir işbirliği olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Zaten bunları da bir kenara bırakın. Bugün ülkemizin geldiği nokta itibariyle eğer bu bahsettiğim yerlerde, yani Ankara'da, Elazığ'da, Gaziantep'te, Hatay'da herhangi bir terör saldırısı olmuyorsa ve şükürler olsun hiçbir can kaybıyla karşılaşmıyorsak bunun sebebini soruşturmak gerekir. İşte bu soruşturmayı yaptığınızda da direkt bu FETÖ denilen ağın çökertilmesi ve bunun da diğer örgütlere gene terörle mücadeledeki yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla bu yapıyı destekleyen ve besleyen emperyalist güçler zaten diğer elinde güttüğü farklı isimlerle sahneye sürdüğü örgütlerle de bir entegre yapıyı oluşturmuş durumdaydı. Şu an işte ahtapotun kolları kesildi ve bu yapı çöktü. Dolayısıyla ülke içerisinde artık PKK dahil, DAEŞ dahil bu yazın sonunda aylar sonra bunun tamamen gündemden kalktığını müjdeleyebileceğiz. Sayın zaten yetkililerimiz de bu rakamları an be an eş zamanlı paylaşıyorlar Türk halkıyla. İşte bu geldiğimiz noktanın temel sebebi FETÖ başta olmak üzere bu ihanet şebekeleri yapılan temizlik harekatıdır. Devletin bu yapısına sızmış olan hain yapıları bertaraf etmesinden kaynaklanmaktadır. İşte iki tablo çizdim. Darbe girişimi öncesi ve sonrası. Aradaki o büyük farkın sebebi bu kirli işbirliğidir diye görmekte büyük fayda var. Sayın Başbuğ, evet, dediğiniz gibi FETÖ'nün PKK ve DAEŞ'la, bu terör örgütleriyle, FETÖ terör örgütünün bu örgütlerle de iç içe olduğu, artık deşifre olmuş olduğu ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 15 Temmuz öncesinde de birçok terör operasyonuna, birçok terör olayına imzasını attı. 17 Aralık kumpası gibi, MİT'lileri konusu gibi ve dediğiniz gibi yine büyük metropollerde düzenlenen büyük terör olaylarında yine FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya çıktı. Evet, 15 Temmuz sonrasında bu büyük direnişin de ardından artık onların, sizin de tabirinizle parmakları artık kesildi, o ahtapotun parmakları kesildi ama hala da FETÖ terör örgütü üyeleri yurt dışında ya da gerek yurt dışında da sosyal medyayı kullanan terör örgütleri mensupları hala bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten şunu da vurgulamakta fayda var Sezen Hanım. Yani ben dikkat ederseniz ikiye ayırdım FETÖ'nün irtibatlı olduğu örgütleri. Ülke içi ve ülke dışı. Aslında bu TRT'nin bana göre yapmış olduğu mükemmel bir belgesel var. Zehirli salkım diye. O kadar güzel bir tanımlama ki o. Şimdi evet, o salkımın ana omurgası FETÖ ama o salkımın tanelerine baktığınız takdirde ana omurga FETÖ olsa da o salkımlarda birçok örgütü görebiliyorsunuz. Benim bahsettiğim PKK ve DAEŞ sadece ülke içerisinde bize sunulan aktörler. Bir de ülke dışına çıktığınız takdirde çok daha farklı ilişkilerin olduğunu görebiliyorsunuz. Keza hani hiç ilgisi olmasa da yeni yeni artık insanlarda ufuk açmaya başlayan bir bataklık operasyonuyla karşılaştık. Sözde dini kullanarak, Türklüğü kullanarak bir takım fikirleri halkı kandırmak adına kullanan örgütün içerisinde bataklık operasyonunda doğrudan ilişkide olduğu belgeler ortaya çıktı.
ki gene Halil Aslantaş, bu yapılan operasyonu ele geçiren kişinin üzerinde çıkan gizli kasasından elde edilen belgelerde örgüte yönelik paraların ve örgüte Bank Asya üzerinden aktardığı ciddi o kirli paraların olduğunu net olarak delillerle ortaya koyduk. Şimdi biraz mantık düşündüğünüzde uyuşturucu şebekesiyle FETÖ'nün ne ilişkisi olabilir sorusu akla gelebilir. İşte bunları kullanarak insanları kandırdılar. Aslında bu örgüt dini ve manevi değerlerin olmadığı, tamamen bütün bu kirli ilişkilerin çevrildiği bir merkez haline dönüştürüldü. Ve bu algı operasyonu ifade ettiğiniz gibi halen de devam ediyor. Sanki böyle bir yapıymış gibi. Ama geldiğiniz nokta itibariyle örgütün çok farklı ilişkilerde ve çok farklı niyet ve maksatlarda evet. olduğunu rahatlıkla görebiliyorsun. İşte verdiğim evet. örnek bataklık operasyonu, bu uyuşturucu buna bir örnek. Hı hı hı. Bunun dışında yine örgütü biraz daha ileriye götürdüğünüz takdirde evet. işte Vatikan'daki yapıyla tapınak şövalyeleri dahil Mum tarikatı, Opus Dei gibi diğer tarikatlarla ilişkide olduğu ve Amerika'nın CIA'sine, CIA ve Mossad'a yönelik ilişkilerin olduğu net ortaya çıkıyor. Evet. Zaten o geniş coğrafyayı onun için çizdim. Hı hı. Türk dünyasına, bu bahsettiğimiz Kafkasya'ya da işte bu yapı üzerinden Amerika ve diğer örgütler sızabildi ve bu ilişkiler halen devam ediyor ve bunlarla mücadele de halen devam ediyor. Yani henüz sonlandırılmış değil. Ama çok evet. büyük mesafe kat ettik. Özellikle ülke içerisinde. Hı hı. Sağolunuz efendim, teşekkür ediyoruz yayınımıza katkıda bulundunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ yayın konuğumuzdu. Sağolunuz efendim tekrar. Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, bu bağlantının ardından bültenimizi burada bir nokta koyacağız ama gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız.